Türk Federasyonu'na bağlı. Marşen Kültür Hocam ve Çakır Belçika Türk Hocam. Federasyonu Başkanı Sayın Ömer Zararsız, Sayın Dernek Başkanları, değerli öğretmenler, kıymetli konuklar. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü vesilesiyle bugün aranızda olmaktan, bu tarihi günü sizlerle birlikte anmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün burada vatanı, milleti, devleti için hayatlarını göz kırpmadan feda eden, yurt topraklarını canından yüce bilen aziz şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan Kıbrıs'a, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Yemen'e, Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya kadar her yerde büyük kahramanlık destanları yazanları, görevleri başında hayatını yitiren diplomatlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi, öğretmenlerini, eşleri ve çocuklarını, bütün şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Dünya tarihinde bir dönüm noktası olan ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını hareketlendiren Çanakkale Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ulusunun verdiği üstün mücadelenin bir örneği ve çok az sayıda milletin gösterebileceği bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale'de 200 binden fazla şehit verdik. Buna rağmen Atatürk'ün vatanımızı işgale gelip Çanakkale'de düşen yabancı askerler için sarf ettiği bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koynasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarını dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Sözleri Türk ulusunun gönül ve ruh yüceliğini, barış, dostluk ve kardeşliğe verdiği önemi en güzel şekilde ifade etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ulusu ve Türk gençliği kendilerine armağan edilen kutsal vatan topraklarında barışın, dostluğun ve kardeşliğin egemen kılınması için her türlü çabayı sürdürmeye devam edecektir. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarınızı sunuyorum. Sözlerime son verirken Sayın Büyükelçimizin selamlarını ve en iyi dileklerini sizlere iletmeyi görebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosluğu adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Biz de bunlardan Büyükelçimize tekrar teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Toprağından fazladır sende yatan adamlar, ırmağın kanla çanlar, çağlar yağmurun kanla damlar. Ocekten armağandır sana kızıl akşamlar. Sen silahın inançla son sövüştüğü yersin. Bir destana benziyor senin bugünkü halin. Okurken duyuyorum sesini iktidarın. Övün ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin. Senin günün Allah ve önemiyle ilgili konuşmasını yapmak üzere Sayın Macit Bey'i arz eder. Kıymetli hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, evvela hepinizi Allah'ın selamı ile selamlarım. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği, şehitlerimizin şefaati hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Bugün buraya
18 Mart 1915'te cereyan eden din-i mübini İslam için, vatan için, millet için, ay yıldızlı bayrak için seve seve fedayı can eden aziz şühedamızı yad etmek, anmak için bir araya geldik. Şairimiz Çanakkale şiirinde der ki, öyle dehşetli bir harp ki, kimi yamyam, kimi hindu, kimi bilmem ne bela, hani tavuğuna da züldür bu rezil istila. Dünyanın dört bir tarafından İngilizler, Fransızlar, onların yanlarına aldığı Yeni Zelandalılar, efendim Afrikalılar, Senegalliler, Hindistanlılar, Cezayirliler, Tunuslular, yanlarına aldığı bir sürü insan. Niçin? Müslüman Türk'ü yol, Müslüman Türk'ün yurdu olan, İslam'ın son karakolu olan, Anadolu her bir karış toprağı şehid-i şüheda kanıyla yoğrulu olan Anadolu'yu istila etmek için o gün Çanakkale önlerine geldiler. Biz o gün sadece Çanakkale'de harp etmiyorduk. Hani eskiler derler, biz yedi düvele karşı yedi cephede harp etmiş bir milletin ahbabıyız, evlatlarıyız. Biliyorsunuz Çanakkale Harbi Birinci Dünya Harbi'nin cephelerinden bir cephe. Ama aynı zamanda bizim askerimiz Galicia'da, Yemen'de, Kafkaslar'da, Filistin'de, Süveyş kanalında, İrak'ta harp etmekteydi. Ama Çanakkale içlerinde apayrı bir ehemmiyet arz eden, apayrı bir önem arz eden, adeta Müslüman Türk'ün destanlaştığı ve İtilaf devletlerine dur Çanakkale geçilmez dediği bir yer. Dile kolay. Hani şair diyor ya, şüheda pişkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananıma alsın da hüda, etmesin beni bu dünyada tek vatanımdan cüda. Bu kadar küçük bir yerde, Gelibolu Yarımadası, 250 bin Mehmetçiğimiz şehit olmuş, şehadet şerbetini içmiş. Bakın, biraz evvel hocamız burada Bakara suresinden bir aşk-ı şerif okudular. Orada ki o bir ayet şehitliğin önemini arz ediyordu, anlatıyor. Esmanzu billah. Ya eyyühellezine amenu ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat bel ahyâun ve lakin la teşkurun. Ey iman edenler! Allah yolunda, vatan yolunda, din-i mübin İslam için öldürülenlere sizler ölüler demeyiniz. Onlar diridir ama siz bunu anlayamazsınız. Bir faninin bizim inancımızda ve kültürümüzde erişebileceği en yüce makam, velayet makamlarının çok çok üstünde olan bir makam, şehitlik makamı. İşte o gün insanlarımız o şehadet şerbetini seve seve içtiler. Niçin? İşte o ay yıldızı bayrak için. Bu bayraktaki hilal Allah'ı remzediyor. Allah'ın sembolüdür. Tevhidin sembolüdür. Ay yıldızı ise beş köşedir. Hazreti Muhammed'in sembolüdür. Ay yıldız İslam'ın, Müslümanlığın ve kelime-i tevhidin sembolüdür. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab,
ne güneşler batıyor. Bakın, Çanakkale'yi anlamak için Mehmet Akif'in Çanakkale Destanı'nı iyi okumak, iyi anlamak lazım. Ömrünün baharında nice civan mertler, nice yalnız delikanlılar ki öbürlerinin güneşi diyebiliriz, yepyenç nice delikanlılar bu tevhid için, ay yıldızı bayrak için Çanakkale'de seve seve fedayı can etmişlerdir. Bakın, ben bir tarihçi değilim hasbelkader. Siz Çanakkale hakkında ne biliyorsanız ben de sizin kadar biliyorum. Ama belki değişik bir ifade, belki değişik bir çehre ve yüz. Çanakkale bizim için çok önemli. Zira Çanakkale'den önce Osmanlı Devleti Kırım'da büyük bir yenildi. Arkasından 93 Harbi dediğimiz korkunç bir yenilgi daha. Düşman İstanbul'a dayanmış. Ayar sefer olsa yan Yeşilköy'e kadar gelmiş. Arkasından elimizdeki son Afrika parçası Trablusgarp, yani bugünkü Libya'yı kaybetmişiz, yenilmişiz. Ve arkasından 1912 tarihimizin en sefil ve en kötü yenilgisini tatmışız. Balkan Harbi. Askerde moral yok, millette moral yok, yenilgi üzerine yenilgi, acı üzerine acı, şehit üzerine şehit. Biliyorsunuz, Birinci Dünya Harbi'nin savaşının sebebi, işte bir Sırp anarşistinin Avusturya prensini, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun prensini öldürmesi olarak bize takdim ederler. Evet, bu da sebeplerden bir sebeptir. Ama Avrupalıların asırlardan beri izledikleri bir şart politikası vardır. Ya nedir bu? Bozkurtlardan, bozkırlardan kalkıp gelen Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya, oradan efendim Afrika'ya açılan Türk milletini geldiği yere geri göndermek. Hasta adamı son yumruğu vurup geldiği yere, bozkırlara tekrar onu geri göndermek. Şart meselesi. Ve bir de biliyorsunuz o devirde sömürgecilik vardı. İngiltere dünyanın dört bir tarafında sömürgeleri var. Fransa'nın keza dünyanın muhtelif yerlerinde sömürgesi var. Almanya yeni yeni pahalılanıyor. Onun da bir hesabı var. Bu savaşta bizim müttefikimiz ama onun da bir hesabı var. Ve neft, o gün neft denilen, bugün petrol denilen hadise o gün ortaya çıkmış. Herkesin gözü daha o günden o neftte. O neft yani petrol bölgelerini ele geçirmek. Ve İngilizler çok sinsidir, çok desastır. Hindistan'da tamamıyla oturmak, Hindistan'a çöreklenmek istiyorlar. Bunun için ayakta kalan yegane Türk devleti Osmanlı'yı yerle bir etmek istiyorlar. Ve o zamanın Harbiye Nazırı Churchill diyor ki, Çanakkale'ye bir vurursak geçeriz. İfadesi aynen bu. Vurduk mu geçeriz. İkinci gün İstanbul'dayız. İfadeleri bu. Bu hesaplar var. Tabii o cephelerden Çanakkale, biz de gerekli emniyeti ve tedbiri almışız. O zaman bizim ittifakımız da Almanlar. Karşımızda İtilaf Devletleri, İngiltere, Fransa, onların yanında efendim Rusya ve diğer küçük devletler. Arkadaşlar,
O gün hakikaten ordumuz o kadar da kötü değildi. Çok sefil, perişan değildi. Ki gördüğünüz resimlerde askerlerimizin giyimi, kuşamı, bakımı gayet yerindedir. Ama karşımızda öyle bir devlet var ki, güneş batmayan imparatorluğun yenilmeyen armadası var. Bakın, hiç yenilmeyen armada. Hangi armada? İngiliz armadası. Biliyorsunuz İngilizlerin fikri, denizlere hakim olan dünyaya hakim olur. Hiç yenilmeyen armada, tek armada İngilizlerin armadası. Yani deniz kuvvetleri. Siz bunu bugün anlayabilmek için günümüzün askeri sahada Amerika'sı, Rusya'sı neyse o günün Amerika'sı ve Rusya'sının toplamı İngiltere ve Fransa. Bunlar Çanakkale'ye geldiler. Harp esas 3 Kasım 1914'te başladı. Şubat ayında Çanakkale'yi zorlamaya başladılar.